Evet, geçen dersimizde derslerin sayfalarını yapmıştık. Şimdi sayfamızı düzenlerken scroll label'ı ben açıyordum. Bütün derslerimizi yapmıştık teker teker yani. Siz yapın demiştim ben. İki tanesini yapıp göstermiştim. Kopyalamayı da göstermiştim. Şunları yaptım. Kenarlarına. Bunları bu ders yapmayacağız. Öteki ders yapacağız. Şimdi önemli olan bunlar. YouTube, Instagram paylaş. Şimdi bunların üçünü de ben güzelce yaptım buraya. Daha sonra ne dedim? Clickable dedim. Clickable demeyi unutmayın. Bu arada videoda da demiştim. Bu menü olmadı demiştim. Çünkü olmadı. Onu nasıl yapacağız? Saçma sapan bir şey olmuştu. Şöyle yapıyoruz. Menümüze geliyoruz. Yüksekliğini full yapıyoruz. Yüksekliğini full yaptığında nasıl oluyor? Bir bakmamız lazım. Bir bakalım. Şimdi Chrome'da APK Online diye bir uzantı var. İndirebilirsiniz. Ben de şimdi deneyeceğim. Daha önce denemedim. Şimdi APK Online'ımı başlatayım şuradan. Şunu close diyeyim. Şuradan şunu başlatayım. Dosya diyorum. Pardon. Karşıya yükle diyoruz. Şöyle karşıya yükleyelim. Şu an indirilenlerde. Şöyle şunu yükleyelim karşıya. Yükleniyor, yüklenmesi uzun sürüyor bayağı. Ben durduracağım. Evet, bakalım nasıl olacak. Şöyle başlat diyelim. Nereden başlatılıyor? Start deyince başlıyormuş. Üste yazıyordu. Reklamı kapatalım. Şimdi videoyu gene durduracağım. 15 saniye gereksiz beklemeyelim. Evet, Enter'le de Enter'a basalım. Gene bekletiyor. Acaba neden bekletiyor? Merak ediyor. Bir şeyler yazıyor 30 saniye dedi. Gene durduralım videomuzu. Evet, bağlanıyor falan dedi. Şu an başladı. Şöyle şey yapalım. Ekranımızı döndürelim bir. Yanlış oldu. Her yere de reklam koymuşlar ama her neyse. Bakın hala olmamış. Hala tam ekran değil. Hala neden tam ekran değilsin? Halbuki full yaptık. Ama neyi unuttuk biz? Sadece bakın. Sadece bunların rengi kırmızı ve aralarında da boşluk yok. Bu tabii ki de full olmaz. Ne yapmamız gerekiyor bizim? Bir değişiklik yapalım. Arka planını bu renk yapalım. Bunların renklerini beyaz yapalım. Şöyle sohbetimizin şöyle şunun rengini beyaz yapıyorum. Teker teker beyaz yapıyorum. Hepsini beyaz yapalım. Aralarına da space ekleyelim. Şunun rengi de beyaz. Şöyle şunların içlerini de bir beyaz yapalım. Beyaz yaptık. Şunları bir kapatalım.
Neyse, kalan kalsın. Şimdi aralarına 5 piksellik space'ler ekleyeceğim ben. Şöyle yüksekliği 5 olsun. 5 gayet yeterli. Nereye gitti o? Buraya gitti. Şöyle seçip ekliyorum. Layout'u seçerseniz altına ekler. Layout'u seçmeye çalışın. Yanlışlıkla şeyi seçtim. Şu kopyayı sileyim. Yanlışlıkla CTRL V'ye bastım. CTRL C'ye bastıktan sonra bunu da ekleyelim. Şuna da bir ekleyelim. Şimdi bunu en üstte olması lazım ama onu nasıl yapacağız? Menümüz var. Üst menümüz var. Daha sonra da bunlar var. Böyle kalsın. Bir daha bir export diyelim. Daha sonra bunu atayalım. Bunu kapatalım. Şunu da bir diyelim. Düzgün olsun. Bir nokta sıfır mıydı? Bir nokta sıfır diyelim. Şimdi geri Android emulator atacağım ben. Atana kadar da videoyu durduracağım. Evet, APK'yı çalıştır dedim. Başlatıma bastım hemen. Şimdi bu çalışsın. Çalıştıktan sonra bir bakalım. Evet, uygulamamız geldi. Bakın, açıldı da. Şu an bakabiliyorum ya. İnternetten olduğu için biraz yavaş kasıyor da. Bunu da tablet yapmasalarmış daha güzel olurmuş. Şöyle bakalım. Bak, şu an daha güzel gözüküyor. Şunların yüksekliğini ayarlayacağız sadece. Yazılar kaymış. Bunu kapatalım. Şöyle şunların bir yüksekliğini ayarlayalım. Ana sayfaya geldim. Burada güzel gözüküyor. Ama orada kötü. Daha sonra telefondan da bakarız. Şimdilik böyle kalsın. Şimdi YouTube, Instagram paylaşımımız var bizim. Şimdi bunlar için ne yapacağız? Öncelikle şu paylaşımı yapalım. Sharing diyorum. Paylaş adı üstünde. Sosyalde çıktı zaten. Diyalog mesaj. Diyalog mesajı. Şöyle Robotics Project App yazalım. Adı üstünde diyalog mesajı çünkü bu. Daha sonra bir tane daha Firebase ekleyelim. Bakın, çünkü bunun project bucket'ı ana sayfa videolar. Ama biz neyi getireceğiz? Buradan linkimizi getireceğiz. Şöyle Firebase diyorum. Database'imi getirdim. Bunların aynısını kopyalıyorum. Ctrl A, Ctrl C. Ctrl A sildim, Ctrl V yaptım. Bunu da aldım. Şöyle yapıştırdım. Bucket'ımız neydi? Versiyondu. Versiyonu alalım. Versiyon yazdım. Firebase database ikimiz. Gelen mesajı düzeltmek için kullanacağız. Hemen diyorum ki buradan paylaş butonuna tıklayınca. Instagram kapı kapı kalmış adı. Bakalım bir adı neymiş bir daha. Paylaş Instagram kapıymış. Vertical'lar bir de. Şöyle aşağıya doğru gidelim. Ya da direkt ismini değiştirelim. Neden uğraşıyoruz? İsmini paylaş yaptık. Hemen ok dedim. Paylaşıma tıklayınca. Paylaşım nerede? Burada. Paylaşıma tıklayınca. Bakın, bir de uzun tıklama var. Uzun tıklama değil. Paylaş tıklayınca hemen. Evet, videoda bir şey oldu. Ekran karman çorman olduğu için videoyu kapattım. Yeniden başlattım. Şimdi share mesajımızı ekledik. Paylaş yerimizden. Sharing'den. Daha sonra bizim iki tane yazı birleştirmemiz lazım. Şöyle şuradan tekste geliyorum.
Join diyorum, bir tane yazıyı birleştireceğim. Şimdi birinci yazımız ne? Robotics Project uygulaması diyorum. İstediğiniz şeyi yazabilirsiniz ama ben bu kararı yazacağım. Daha sonra diyorum ki, link getirirken 2-3 tane şeyin yerini değiştiriyorduk. Linkimiz şöyle, get value'du. Hangi segmentleri değiştireceğiz? Şöyle, düz çizgiyle sağa doğru ilk olan slash. Paylaşımız tamam. Şimdi bizim daha sonra ne yapmamız lazım? Bizim bir adet aksiyon oluşturmamız lazım. Active starter yani. Active starter'ımı ekliyorum. Aksiyonumuz var. Şimdi aksiyonumuz nasıldı? Birkaç tane numara yazıyorduk. com.android.view diye. Bunumuzu buraya gelelim. Bunumuzu girelim. android.intent. Şimdi aksiyon seçeceğiz. Aksiyon diyoruz. Daha sonra view diyoruz. Kodumuz bu karardı. Data URI'yi zaten değiştiriyorduk. Şimdi daha sonra diyelim ki, buradan geldik, YouTube'a tıklayınca dedik, YouTube'a tıklayınca activity starter'ımızı, data URI şundan şöyle text diyoruz. Bir adres gireceğiz. Şöyle benim sistemde var, YouTube ile Instagram. Buradan alalım. Instagram'ı hemen şöyle CTRLC yaptım. Buraya yapıştırdım. Daha sonra YouTube'muş bu. Bunu Instagram yapalım hemen. Şöyle buradan Instagram'ımızı bulduk. Daha sonra aktiviteyi starter yapıyoruz. Yani aktivite başlasın diyoruz. Bunu kopyalayalım. YouTube'u yapalım. Data URI'mizi değiştirelim. Şöyle eski data URI'nin yerine de yenisini yapıştıralım. Şimdi uygulamamız bu karardı. Daha sonra sohbet yerlerini yapacağız. Sohbetlerinde değer ders yapacağız. Yani sohbetten önce çıkış kullanıcıyı yapacağız ki sohbetimizi de yapalım.